Şimdi bunun yerine bunun büyük bir önemli yanlış olduğunu, hakikaten de doğru. Mesela bugün öznenin totalite edici etkisinden bahsediyorsak, bu despotik bir etkidir. Totalitaryen eğilimlerinden bahsediyorsak, bunun sebebi aslında bu eleştiri. Yani Levinas bu metafizik açısından baktığımızda o aynı diyecek auto lafının gene Yunanca orijinali aynının, yani bizim özne dediğimiz şeyin totalizasyonundan, yani etrafındaki şeyleri kendine benzetmesinden, kendi gibi yapmaya çalışmasından başka bir arzuyu ifade etmediğini söyleyecek. Hakikaten de öyledir. Yani bu eleştiri yerinde ve doğrudur. Özne totalleştirir. Yani ulus devlet kavramı bu özne çerçevesinde ortaya çıktı mesela. Bütün etnik ya da başka sınıfsal ayrımları bilmem neleri bir ve aynı şey, homojen bir bütün halinde kurma çabası olarak. Tamam, aynı yani, diğerleriyle aynı. Onun içindeki her şeyin birbiriyle aynı olduğu homojen bir bütünlük kurma çabası olarak ortaya çıkar. Modern özne tam da böyle bir şeydi. Yani şuraya yazdığımız şu ahlakla da bağlantılı olan modern özne tam da öyle bir şeydi. Çünkü bütün dünyayı ancak kendisi gibi bilir. Yani başkalarını nasıl bilirsiniz diye sordukları zaman kendim gibi bilirim denir ya. Kendisi gibi bilir. Kendisi gibi bilirken de başkaları kendi ötekine karşı, diğerine karşı duyulan sonsuz sorumluluk üzerine kurulmuş bir etik. Bugün de tam aslında söylemimiz, en azından eylemimiz, fiiliyatımız değil ama söylemimiz bu etiğin üzerine ağırlıklı bir şekilde oturmaya başladı. Özellikle modern özne, ulus devlet, onunla bağlantılı diğer şeyler popülerliklerini yitirmeye başladıklarından itibaren bunu konuşmaya başladık. İşte çok kültürlülükten tutun, farklılıklara karşı anlayış ve sevgi, şefkat gösterme ve benzeri ve benzeri. Şimdi halbuki bizim bahsedeceğimiz etik bu konuda haklı Levinas. Yani metafizik aslında en sonda olmalı. Şimdi benim anlatımın başında anlatımımın, ama aslında o anlatımı şöyle düşünün. Geriye dönük bir anlatım yapıyoruz. Yani aslında yola çıktığımız yer siyasaldır. Siyasaldan etiğe, etikten bilgiye, bilgiden metafiziğe doğru giden bir hat var aslında. Ama anlatı da tersinden gidiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bizim bahsettiğimiz doğrudur. Etik olmalıdır. Ama nasıl etik olmalıdır? Etik, yani bizim etos dediğimiz şey, alışkanlıklar, doğrudan doğruya daha önce bahsetmiş olduğumuz bu varlığa geliş ve varlığa gidişi belirleyen eylemlik hali olan poiesis ve pate, patos ya da tekil yazılım sorunu olarak ortaya çıkar. Yani varlığın içine gelen ve gelmekte olan şeyler ya da insanlar, doğanlar ve doğarken, büyümekte, büyürken, ölmekte olan insanlar kendilerinin dışındaki şeylerle sürekli iletişim halinde bulunurlar ve bu iletişim sonunda sürekli birbirlerini ya etkilerler ya da birbirlerinden etkilenirler. Kısacası bu. Evet, bunun enteresan tarafı bir de şu. Belirli durumlar, yani belirli ilişkisellik halleri, özellikle toplum içinde belirli ilişkisellik halleri kendilerini tekrarlama eğilimi gösterirler. Bu tekrar kısmı bu etiğin oluşmasında çok önemli. Çünkü aynı zamanda bu tekrar üzerinden bedensel ya da düşünsel ya da duygusal, organların gelişmesi söz konusu. Şimdi bu alışkanlıklar üzerinden, yani tekrarlar sonucunda oluşan alışkanlıklardan bahsediyoruz. Ve bir insanın karakteri nedir diye sorduğun zaman aslında alışkanlıkların çoğulunu verir bize
Yunan dili. Yani alışkanlıkları çoğula çevirdiğiniz zaman, alışkanlık değil, alışkanlıklar dediğiniz zaman, bu elimizdeki şeyin karakterini verir bize. Bakın bu karakter, şimdi karakter sözcüğünü daha çok insan toplulukları ya da canlı topluluklar için kullanıyorum. Bunun daha önceki tartışmamızdaki muadili, karşılığı neydi? Yüklemdi. Predikattı. Yani şeylerin özellikleriydi. Yani bu insanı nasıl bilirsiniz dediğiniz zaman karakteri şudur budur diye sayıyorsanız karakterinden bahsederken onun bu etkileme ve etkilenme süreçleri içinde oluşturmuş olduğu alışkanlıklardan bahsediyoruz. Başka hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Bu alışkanlıklar tamamen toplumsal ortamlarda gerçekleştikleri insan düşünsel dünyasında çoğu zaman bulunmadıkları için. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani ahlak kuramının tersine törel yaşamda, bu Sittlichkeit ve etik törel yaşam diye Türkçe'ye çevirmek daha doğru oluyor. Genellikle ilişkilerimizin içinde karşılıklı birbirlerimizle etkileşirken aslında çok uzun boylu düşünmeyiz. Ancak bir problem varsa bunun üzerine düşünürüz. Mesela bizim oğlan gene işte atıyorum sabah 5'te geldi eve, bir problem var, nasıl konuşacağımı düşünüyor bu oğlan diyelim ki. Şimdi böyle bir şey, bir problem olduğu zaman üzerine düşünce geliştiririz. Ama tıpkı yürümek gibi, yani yürürken bu bacağımı atacağım, onu kenara nasıl koyacağım falan diye düşünmeden neredeyse otomatik bir şekilde yürüdüğümüz gibi etrafımızdaki insanlarla da aslında çoğu zaman otomatik olarak bizim için çok önemli ve kritik durumlar değilse otomatik olarak ilişkileniriz. Yani bize selam verene selam veririz. Selam vermeyene selam vermeyiz. Selam vermediği zaman selam vermesi gereken bir problem vardır. O zaman bunu düşüncemizin konusu yaparız. Onun dışında uzun boylu düşünmeyiz. Dolayısıyla alışkanlıkların bir özelliği ahlakın tersine, ahlak doğrudan doğruya bilinçte çok keskin bir şekilde bir iyi ve kötü çiftinin oluşmasını gerektirirken, bu da daha bedensel, daha bilinç dışı dediğimiz davranış modları içindeyiz. Nasıl söyleyeyim? Mesela, bir büyüğümüzle otururken, eğer o ortamı biliyor, o büyüğümüzü daha önceden tanıyorsak, onun yanında nasıl oturmamız gerektiğini kendi kendimize sormayız. Zaten onun yanında o bir oturmanın belli bir usulü vardır. Bunu neredeyse içgüdüsel olarak biliriz ve nasıl oturulması gerekiyorsa öyle otururuz. Şimdi burada kritik olan da şu. Bu alışkanlık erdemi dediği şey Aristo'nun tam da zaten bu toplumsal ortamlarda, özellikle bu toplumsal ortamlarda etkileşime giren başkaları tarafından uygun bulunan davranışları gerçekleştirmek. Bu şöyle enteresan. Aristo bu kalıplar kuramını ele alırken iyi nedir diye soruyor. İyi diyor, Platon işte bunları da seviyoruz ama Platon'dan bahsediyor. Bunları da seviyoruz ama şimdi onları eleştirmek de zor olacak ama ne yapalım? Hakikate sevgimiz, dostlarımıza sevgimizin önüne geçsin. Girişelim bakalım bir şey diyor. Ve girişiyor. Şimdi soruyu şöyle soruyor. Bir kere bu yola çıkarken bir yöntem farkı var. Plato diyor, ilk prensiplerden başlayıp sonra olayların nasıl olması gerektiği üzerine incelemeler yapıyor. Halbuki diyor, biz ilk prensipleri o kadar bilmiyoruz. Biz kendimize yakın olan ve kendi bilebildiğimiz şeyleri sorgulamalıyız. İyi nedir konumuz olduğuna göre, ki siyasetin amacı bu. İyi nedir bunu anlamaya çalıştığımıza göre, o zaman ilk prensiplerde bize o kadar yakın değilse, aşina değilse ne yapacağız diyor. Pratik olarak yaptığı şey şu. Bize en yakın olandan başlayacağız. İnsanlara soralım. Bakalım iyi neymiş diye soralım diyor. Yani, hipotetik sorgulama ve cevap sonucunda
Şöyle bir bulgular serisi. Hasta olan sağlık iyi diyor. Aç olan yiyecek iyi diyor. Yoksul olan zenginlik iyi diyor. Herkese göre değişiyor bu iyi diyor. Öyle bir sabit bir şey değil bir kere. İkincisi aynı kişiye göre farklı zamanlarda, farklı ortamlarda da değişiyor. Ben burada bayağı bir sosyolog gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla iyinin sabit bir değeri olmayan bir alana doğru geçiyoruz etos kavramıyla. Buradaki ahlakın içindeki iyinin yerine artık sabit olmayan, sürekli koşullara ve kişilere göre değişen bir iyiden bahsedeceğiz. Bu iyinin hiç mi kriteri yok dediğimizde, işte demin bahsettiğim şey bu iyinin kriteri. O da bir topluluğun içinde davranıyorsam eğer, o topluluktaki diğerleri açısından uygun olan neyse iyi olur. Bu aslında bir açıdan baktığın zaman çok ne derler konformist bir siyaset teorisi. Yani bir siyaset teorisi. İyi getireceğim, siyaset iyi getirme amaçlı eylemlik diye tanımladıktan sonra toplumsalın içine gidiyorum ve iyinin aslında toplumsalın yerleşiği olduğunu fark ediyorum. Bir de sürekli olarak şunu da söylüyor. Kişiden kişiye de değişir diyor. Yani aynı ortamda, ortam aynı diye farklı kişilikler bu ortam açısından, farklı kişilikler açısından iyi hep aynı kalmaz. Mesela bir düğün ortamından bahsedelim. Düğün ortamına yaşlı ve zengin bir adam olarak gidiyorsan, düğün ortamında uygun olan davranış başka bir şeydir. Ama genç ve yoksul birisi olarak gidiyorsam uygun olan davranış gene başka bir şeydir. Dolayısıyla mesela düğünle şöyle durulur gibi bir şey yok. Tamamen sizin düğünün içine girdiğiniz bağlamla alakalı belirlenen bir iyi var. Buna gereklilik diyor. Gerektiği kadar diyor. Her şeyin gerektiği kadar. Bu gerektiği kadara da bir örneğin şey. Yani ne kadar yemek yemek iyidir mesela diye bir soru. Yani bu herkese göre değişir diyor. Yani o da bir tane isim veriyor. Şimdi unuttum onu. Mino galiba. Eski Yunan'daki ünlü bir atlet anlaşılan. Yani şimdi Mino'ya diyor günde yani kaç 6-7 kilo yemek gerekir. Bu adam sabahtan akşama kadar idman yapıyor ama yani benim gibi ya da idmana yeni başlamış birisi açısından 6-7 kilo yemek çok fazla gelir. Dolayısıyla onun iyisiyle onun iyisi birbirinden farklıdır. Yani gerektiği kadar. Ortamda başkalarının uygun göreceği gerektiği kadar davranış biçimi bu şeyin özünü oluşturuyor. Arete etikenin özünü oluşturuyor. Şimdi bunu başka özellikle İngiliz ekolünde ne diyorlar buna? Erdem ahlakı diye çeviriyorlar. Erdem ahlakıyla bir alakası yok. Alışkanlık ahlakı ya da alışkanlık erdemi. Özür dilerim. Doğrusu olacak. Böyle bir ekol gelişti. Çünkü şuradaki iyiden İngiliz dostlarımız da bir türlü vazgeçemiyorlar. Emin olun ondan vazgeçmek o kadar da kolay bir şey değil çünkü. Şimdi demek ki bir ortam var. O ortam dediğimiz şey aslında hipokeimenon, yani bir zemin var. Bu zeminin içinde insanlar birbirleriyle ilişkiye giriyorlar. Şeylerle ve birbirleriyle ilişkiye giriyorlar. Ve bu ilişkiler içinde bazı durumlar tekrarlama eğilimi gösteriyor. Ne bileyim babamın yanına her gittiğimde benzer bir durum karşıma çıkıyor. Evde eş rolü oynadığım zaman benzer durumlar karşıma çıkıyor. Bunlar üzerinden alışkanlıklar ve hatta organlar geliştiriyoruz. Yani bazı uzmanlık alanları, bazı yerlerde duygumuzun keskinleşmesi, bazı yerlerde körelmesi, bazı konulara ilişkin olarak çok uyanık olmamız, bazı konulara ilişkin olaraksa hiç umursamaz bir hale geldiğimiz, bu konuların ne olduğunu tamamen ortamlardan maruz kaldığımız ve birbirini tekrarlayan bu etkileşim, poiein ve paskein süreci belirliyor ve böylece bir karakter olarak ya da özelliği olan bir insan olarak ortaya çıkıyoruz. Belirli bir özelliği olan insan. Demin söylediğim gibi
bu karakter dediğimiz laf, bu etos lafının çoğulu ve aslında canlı grupları için kullanılan şeyin karşılığı. Yani diğeri patostu. Cansızlar için tekrar tekrar kullandı ki bu Nikomakos Etik'te aslında bu durumun bir patos olduğunu da söyleyecek. Yani etkilenme ve etkileme süreci olduğunu da söyleyecek tekrar tekrar. Bunların Yunancalarını veririm çünkü yani bunu mesela yüklem diye çok çeviriyorlar. Quality diye, nitelik diye çok çeviriyorlar. Yanıltıcı oluyor diye söylüyorum. Şimdi böyle bir etik ve bunun içinde ortaya çıkan bir şey. Yavaş yavaş siyasala doğru açmaya çalışalım isterseniz. Bu bağlamda Aristo siyasalla ilgili olarak eski Yunan toplumu için söylüyor. O yüzden üzerimize alınmamıza gerek yok. Sadece siyasallı olarak değil de eski Yunan toplumunda üç tarzı insan olduğundan bahsedecek. Bu alışkanlıklar çerçevesinde karakteri belirlenmiş olan üç farklı insan. Yani kendi yaşam ve deneyim dünyalarında sürekli olarak belirli etkilerin ya da eylemlerin tekrar sonucunda belirli karakter kazanmış üç farklı tipten bahsedecek. Bir tanesi kitleler. Bunu kitleler diye çevirmek uygun herhalde. Çokluluk da diyebilirdik, kalabalık da diyebilirdik. Diğeri siyasal olanlar, diğeri de düşünsel olanlar. Bunların iyisi birbirinden farklıdır diye yani lafı oraya getirmek söyledi. Bu kitlelerin iyisi hedone. Bizim zevk diyebileceğimiz, yani zevkleri peşinde koşarlar geniş kitleler, toplumdaki geniş kitleler eylemliliklerinin amacı olarak zevki benimsemişlerdir. Dolayısıyla ne bileyim daha güzel bir araba almak, ev almak, işte tarlayı bilmem ne yapmak falan filan, daha güzel elbiseler, şu bu yiyecekler daha güzel olsun falan gibi. Bunlar zevki tercih ederler diyor. Bu siyasal olan da iki biraz kafası karışık orada ve onuru öneriyor. Ama durun durun diyor, yani siyasal olan onur diyorum ama diyor onur size başkalarının verdiği bir şeydir. Sizin sahip olduğunuz bir şey değildir diyor. Bu da önemli bir nokta. Özellikle bu ne diyoruz biz Türkçe'de namus cinayetleri diyoruz ama İngilizcesi onur cinayetleri, şeref cinayetleri diye geçiyor. Yani bizim kendimize ait olan bir şey değil. Oradaki önemli bir tespittir ve analizi olduğu gibi yerinden kaydırır. Yani bizim kendimize ait olan bir şey değil, başkalarının bize yüklediği ve atfettiği bir şey olur. Böyle kalıyor. Ama yok yok diyor, yani o tek başına onur olamaz, o başkaları veriyor diyor. O yüzden diyor, erdem olsa gerek diyor. İşte buradaki erdemden bahsediyor. Bir de düşünsel olanlar, bunlar da biliyorsunuz Sofya peşindeler. Sofya da ne diye çevirebiliriz? Hikmet, sadece episteme değil, sadece tekne değil, yani şeyleri nasıl yapıp etme bilgisi değil. Sadece yüksek bilgi değil, aynı zamanda tüm varlıkla ilgili, bütün varlığın ilk prensiplerine kadar götürmeye çalışan, dolayısıyla hikmet galiba bunun için iyi bir çevire. Bunlar da bunun için uğraşıyorlar. Bunlar neredeyse yok denecek kadar azdır zaten toplumda. Bunlar zaten çok azdır. Buna zaten sonradan geleceğiz. Esas bunlar için konuşacak. Şimdi şunu getirmemin sebebi oldu. Burada güzel bir alıntı vardı. Onu sizlerle paylaşmak için.
Evet, şöyle küçük bir alıntı var. Ha, bu konuda şöyle diyecek. Sürdükleri yaşam temelinde kitleler ve ayak takımı haklı olarak iyinin ve mutluluğun haz olduğunu düşünürler. Ve bu yüzden zevk almaya dayalı yaşamın tadını çıkarırlar. Özellikle öne çıkan üç tür yaşam tarzı vardır. Biraz önce bahsettiğimiz yani kitleler ve ayak takımı, siyasal ve düşünsel olan. Şimdi yağlı davarın yaşamını seçerek kitleler tamamen köleleşmiş görünür. Ama yine de kendilerini dinleyecek birilerini bulurlar. Çünkü yetkili konumlarda olan bir çoğu Sardona Fallus'unkine benzer istekler duyar. Yani o popülist kral anlamında. Yani kitleleri memnun ederek onları peşine takma olarak düşünebilir. Öte yandan incelmiş ve aktif olanlar, praktikoid diyor onlar içinde, önemli ölçüde politik yaşamın amacı olduğundan onuru seçerler. Ama bu aranan şeyden daha yüzeysel gibi görünüyor. Çünkü onu üstlenenden daha çok başkasına atfedilmiş gibi duruyor. Ve biz yiyenin kişinin kendisine ait ve ondan kolayca alınamayacak bir şey olduğunu kestiriyoruz. Dahası insanlar kendilerini iyi olduğuna ikna olabilmek için onur peşinde koşuyor gibi. Yani onur mu değil mi kafası biraz belli değil. Her halükarda aralarında erdemleri sayesinde bilindikleri sağduyu sahibi insanlarca onurlandırılmak istiyorlar. Öyleyse açık ki en azından bu insanların durumunda erdem daha üstün. Yani erdem de olur siyasal yaşamın emekselliğine gidip geliyor. Şimdi burada bunlar onur üzerine gidiyorlar ve gene başkalarından. Dolayısıyla aslında buradan popülizme önümüzdeki hafta konuşacağız. Popülizm sorusuna açılan Sardona Fallus'un örneği tam da böyle bir örnek. Kitleler zevk peşinde, zevklerini tatmin etmek için, yani tatmin etmeyi eylemlerin erekselliği haline getirirken bu siyasal olanlardan en azından bir kısmı, öyle anlaşılıyor Sardona Fallus örneğinden, bir kısmı bunların taleplerini tatmin ederek destek almaya yöneliyor. Zaten yani erdem ya da onur ya aslında burada birbiriyle çok çelişen bir durum yok. Erdemi ortamın ortama diyelim, ortama uygun olana göre davranma olarak alırsak zaten erdemli olanın doğrudan doğruya neredeyse popülist bir politik çizgiye oturacağını, yaklaşacağını görürüz. Yani kitleler benim şöyle biri olmamı istiyorlarsa ben öyle olurum, böyle biri olmamı istiyorlarsa öyle olurum ki bu ahlak kuramından gelen siyasal anlayışa gördüğünüz gibi taban tabana zıt. Orada kişinin kendi tercihlerine bile bağlı olmaksızın belirmiş bir iyi kavramı var. Bu iyinin gerçekleşmesi aynı zamanda adaletin ve güzelliğin de gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Dolayısıyla neredeyse insanın kendi seçkisi bile değil. Ya bir tanrı buyruğu ya da mesela sol hareketli olduğu gibi bir bilim olarak Marksizmin söylediği şey. Yani ne bileyim kapitalizm, kapitalist toplum sömürü düzeni ve sömürü düzeninin yıkılması ve işçi sınıfının iktidara gelmesi gerekiyor. İyi bu. Bugün koşullarda bir ütopya olabilir. Ama günümüzden geleceğe doğru açılan bir eylem erekselliği olarak önünde duruyor. Ya da İslami gruplar için de aynı şey. Düşündükleri tarzdaki bir İslam'ı yerleştirmek belirli bir toplumsal siyasal yapıya, o toplumsal ve siyasal yapıyı adil ve şey kılacak, güzel kılacak. Şimdi bu adil meselesine geldiğimizde bununla da ilgili birkaç laf edelim. Adalet doğrudan doğruya bir etik meselesi çünkü.
Oradan doğruya ilişkiselliklerle alakalı bir mesele. Ve bunu izin verirseniz artık toplumsal içinde şeyler demeyeyim de bizim bu tip analizlerde daha çok kullandığımız ve toplumsal ilişkiyi simgeleyen, tabii ki hiçbir zaman bu basitlikte değil ama küçük bir modeli. Yani bu basitlikte hiçbir zaman düşünmemek lazım. Yani ben benlik diye çeviriyorum. Bazı arkadaşlar ben dediler. Benlik diyeyim ben. Ve öteki arasındaki ilişki. Etik ilişki dediğimiz ilişki bu. Yani insan düzeyinde ben ve diğer insanlar arasındaki ilişki. Tabii ki bu ilişkiyi kesen bir sürü başka insanlarla benim, onun, diğerlerinin ilişkileri de var. Yani o bu kadar saf halde değil. Ama alışkanlıklar dediğimiz şey aslında etik ilişkinin yasasını verirler. Yani ben ve öteki birbirine belirli tarzda davranmaya alışmıştır. Bu alışmış olduğu belirli tarzdaki davranma hali benim ve ötekinin bu bağlamdaki ilişkisinin yasasını oluşturur. Öyle. Tanıdığım, bana aşina gelen bir insana selam vermek ve karşılığında selam almak. Çok basit bir yasa. Biliyorsunuz bir deneyin isterseniz. Tanıdığınız bir insana selam vermeden geçmeyi deneyin. Sizi ve o insanın ne kadar rahatsız edeceğini ve geleceğini görürsünüz. Yasanın bozulması ve kırılmasından bahsediyoruz burada aslında. Dolayısıyla basit bir yasa, çok basit bir yasa ama etkili bir yasa. Yani alışkanlık demiş. Selam verip selam almaya alışmışım tanıdıklarımla. Dolayısıyla alışkanlıklardan doğan bir yasadan bahsediyoruz. Toplumsal hayatın sıradan hayhuyu içinde, hiç özel bir yasa değil. Babam ve benim aramdaki, oğlum ve benim aramdaki, eşim ve benim aramdaki, arkadaşlarım ve benim, öğrenciler ve benim aramdaki ilişkiselliklerin yasalarından bahsediyorum. Hepsi belirli bir rutin izlediğini göreceksiniz. Hiçbirinin rastgele gitmediğini, her duruma göre bir uygun yapılması vacip olan olduğunu göreceksiniz. Bunlara uyduğunuz sürece insanlarla fazla sorun yaşamadığınızı da göreceksiniz. Bu yasaları zorladığınız ya da kırdığınız zaman da insanlarla aranızda gerilimler, sürtüşmeler, kırgınlıklar çıktığını da göreceksiniz. Yani bu çok basit ama çok son derece gündelik hayatımızda etkili bir şey. Şimdi alışkanlıkların yasasının illa mükemmel adil olması gerekmiyor. Mesela eşitsiz. Bu ilişkilerin hemen hepsi eşitsiz zaten. Mesela ben hoca... Yani burayı kastetmiyorum ama üniversitede notları benim elimde ya. Ama da öğrenci. Şimdi bu eşitsiz bir ilişki mesela. Fakat eşitsiz olmasına rağmen uygunu var. Diyelim ki eşit ilişki bu çizginin tam ortası olsun. Dolayısıyla bu ilişki ortada değil. Bunun için uygun olan yer mesela şöyle bir yer. Hoca ve öğrenci arasındaki ilişkinin uygunu böyle bir yer. Eğer eşit olursa aksaklıklar çıkacağını görürsünüz. Ya da öğrencinin baskın olduğu bir durum söz konusu olursa aksaklıkların daha akut hale geleceğini de söyleyebiliriz. Bu iki taraf açısından da çok mutlu değil, tamamen tatmin etmiyor. Çünkü benlik Levinas haklı. Yani benlik bunu kendisine döndürmeye uğraşacak. Yani öteki diye bir şeyi ortadan kaldırmaya çalışacak. Kendisinin Hegel'in deyişiyle nesnesi haline dönüştürmeye çalışacak. Ve nesnesi haline dönüştürmeden de rahat huzur bulmaz. Dolayısıyla sürekli sıkıntılıdır. Ve bu da aynı şekilde başka bir benlik olduğundan demek ki bununla buna yönelik şeyleri de benzer tarzda olur. Dolayısıyla aradaki ilişkinin bir güç ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu güç ilişkisi, yani Hegel'in hani bu öz bilincin ortaya çıkışının ilk aşamasında iki tane bilinç karşılaşırlar. Biri ötekinin bilinç olduğunu nereden anlar diye sorduğunuzda
ötekini, yani diğerini kendi nesnesi konumuna indirgeyemediği zaman diğerinin de başka bir bilinç olduğunu anlar diyecek. Yani mesela kadın erkeğin eşit olmadığı bir toplumda geleneksel bir evlilik yapıyorum. Karıma benim her istediğimi yapıyor. Ayaklarımı yıka, ayaklarımı yıka, yemekleri yap, yemekleri yap, çamaşırları yıka, çamaşırları yıka. Şimdi burada benlik dediğimiz şey neredeyse bu ikisi arasında gerçekleşen sosyal alanın tamamını kaplamış durumda ve diğerini kendi içinde, kendi nesnesi haline dönüştürmüştür. Ama işte kadın hareketi uyanıyor bilmem ne falan, karın bana direnmeye başlıyor. Şimdi burada sıkıntılar, mesela günümüzdeki kadına yönelik şiddetin arkasında önemli ölçüde olan şeylerden bir tanesi, bu ikisi arasında sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Yani ben eskisi gibi gene bastırmaya uğraşacağım. Bu ama artık eskisi gibi bastırılabilir durumda değil. Dolayısıyla gerginlik, yasanın bozulması, kırılmasından bahsedeceğiz. Ve buradan şiddete açılan kapıdan bahsedeceğiz. Yasa kırıldığı zaman şiddet çıkacak. Yani dolayısıyla bu bir güç ilişkisi. Bu haliyle mesela buradaki örnekte hoca öğrenci, bunlar birbirlerini yıkmaya, yok etmeye, bu Hegel'in ilk karşılaşmada bilinçlerin ilk tepkisidir. Yönelik bir çaba yok. Yani karşılıklı bir tanıma var. Ya tamam sen hocasın, tamam sen de öğrencisin. Bir tanıma var. Ve iki tarafta yasadan şu ya da bu ölçüde memnun. Hala yasanın ama nerede sabitlendiği, ilişkinin nerede varlık merkezinin kurulduğu hala bir görüşme, pazarlık konusu olabilir. Daha doğrusu karşılıklı ittirmeler, sözel pazarlık değil de karşılıklı öğrenci işte ödevleri vaktinde yapmaz gelir hocam nedir? Üç gün daha olabilir mi? Dersiniz onu mu yaparsınız? Üç gün olmasın, bir gün olsun, iki günde anlaşırsınız falan. Şimdi böyle bir pazarlıklar, yani karşılıklı güçlerin birbirine ittirdiği dengelemeye çalıştığı yer. Ve buradaki yasanın barışı, bu bir barış ortamı. Yasanın barışı da aslında kırılgan bir barış. Yani karşılıklı konumlar kurumsallaştığı ölçüde mesela buradaki gibi, hoca öğrenci gibi bu kırılganlık göreli olarak azalıyor. Kolay kolay kırılmaz hale geliyor. Ama mesela bu kurumsallaşmadan çıktığı zaman mesela aile ya da kadına yönelik şiddet konusunda konusundan sıkıntı çeken ailelere baktığımızda kurumsallığın sarsılmış olduğunu görüyoruz. Yasanın sarsılmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada daha gerginlik ve daha şiddete eğilimli şeyler çıkıyor. Bakın bunların hepsi etkileme ve etkilenme. Ve bu etkileme ve etkilenmelerden çıkan alışkanlıklar oturdukça sosyolojide bunun adına kurumsallaşma deniyor. Oturdukça yasal bir nitelik kazanıyorlar. Yasal bir nitelik ne kadar yasal elde edilen yasa ne kadar az kırılıyorsa o kadar göreli daha sağlam bir barış. Ama hiçbir zaman mutlak değil. Bir de şunu unutmamak lazım. Her koşulda iki tarafında birbirine yönelik eylemeleri olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Şimdi şu bizim siyasetçi meselesine geldiğimizde bu siyasetçinin burada oluşan, bakın bizim modern siyasetçi anlayışımız, onu da yazayım. Bundan daha ayrıntılı bahsedeceğiz. İyiyi hedeflediği için ve adili hedeflediği için esas olarak ahlak temelli, yani moralite temelli, ahlak temelli bir anlayış. İyi ve adil olanın böyle olması gerektiğini düşünür ve öneririz, ona göre gerçekleştirmeye çalışırız. Halbuki bu alışkanlıklar dünyasından çıkacak erekselliklerin aslında gördüğünüz gibi hiç büyük hedefleri yok. Doğrudan doğru.